Müthiş bir çaba var gerçekten. Olimpiyatlara gitmeye hak kazanan her sporcumuzun, madalya alan her sporcumuzun bir hikayesi var ve çok enteresan, çok değerli hikayeler. Ben şimdi sizin hikayeniz nasıl başladı, nasıl Tokyo'ya kadar gitti? Aslında biraz kısaca sizleri tanımak ve tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Merve seninle başlayalım mı? Senin hikayenle başlayalım mı? Tabii şöyle. Ben 9 yaşımda karateye başladım. Okulda hani çok hiperaktif bir çocuktum zaten. Bütün beden eğitimi derslerinde yani bir numaraydım diyebilirim yani. Böylelikle ama ailem çok fazla hani spora yönelik bir çabaları olmadı. Annem çünkü çok korumacı bir yapıya sahip olduğu için tabii engelliyordu biraz. Doğal olarak aslında her annenin yani belki de yönlendirici ilk spor olamaz bir annenin karate. Evet ya zaten annem hala bile onları üzülüyor. Onları kırmamız çok önemli. Çok önemli. Evet, iyice anlat anneni nasıl ikna ettin, evet. Kendini nasıl ikna ettin. İkna oldu diyemem ama. Hala. Şu anda destek bile oluyor diyebilirim. Olamaz yani. Ya çok gurur duyuyorlar zaten, o ayrı bir şey. Okul zamanında da gelip bize bir seçme yapıldı ve bu şekilde 90 kişi birden aynı okuldan seçildi ve bunun akabinde 3 aylık bir ücretsiz bir dönem oldu. Tabii benim bu süreçte ailemin haberi yoktu. Ne annemin, ne babamın, ne de ablamların, kimsenin haberi yoktu. Eyvah. Tabii yakın bir yerdeydi spor kompleksi. 9 yaşındaydım dedim. Evet, 9 yaşındaydım ama bilinçli bir çocuktum yani, öyle söyleyebilirim. Bu şekilde başladım. Artık 3 ayın sonunda da ücretliye döndü iş. Anneme gitmedim. Direkt babama gittim ve babama söyledim. Baba dedim, ben böyle böyle bir şey yaptım. Babam o kadar gurur duydu ki. Hani kendi başıma böyle bir şey yapmam zaten onlar için çok büyük bir şey. Babam zaten tam destek, tamam dedi. Babamdan sonra anneme söyledim. Annem hayır dedi. Ama ben babamı dinledim. İyi ki dinlemişim. Ve yaklaşık 18-19 senedir de bu branşın içindeyim. Ya birçok uluslararası alanda madalya kazandık. Hani zaten ailem aşırı derecede gurur duyuyor ve ben de çok mutluyum öyle bir ailenin ferdi olduğum için. Bu şekilde hayatım devam etti yani. Burada en önemli şey ne biliyor musun? Baba. İşte demin söyledin ya, kız çocuklarının sporları yapması. Bak, baba faktörü çok önemli. Babanı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Annen de aslında karşı çıkarak bence senin gibi hiperaktif, seni tanıdığı daha hırslandırmış. Anneni de dolaylı tebrik ediyorum. Zaten şöyle hani kanıtlamak istiyorsunuz ya. Tabii. Ayrı bir şey oluyor gerçekten. Ama kesinlikle. Çok memnunum. Çok şükür yani. İyi ki yani varlar. Bu baba faktörü kız çocuklarının spor yapması o kadar değerli bir şey ki. Yani belki babanınla da röportaj yapmamız lazım. Gerçekten çok, evet, değerli. Kız çocuğuyla babanın bağı, yani nasıl bir anneyle erkek evladın bağı bambaşka diye, evet, anlatırsak, sende nasıldı bu bağ ve senin hikayen nasıl başladı? Tam söylediğiniz gibi oldu bende de. Benim de çok ufak yaşlarda hiperaktif bir çocuktum ben de, Merve gibi aynı. Kendime zarar verecek düzeyde zaten yüzümde birçok şey var, iz var çocukluktan kalma. Evet, kaş bayağı yarık. Evet, kaş komple. O aslında yarısı çocukken oldu, yarısı da maçta birleşince arası komple açıldı yani. Yaralı yüz olarak tamam, devam ediyorsun. Artık bir gün annemden babama karşı şey oldu yani, artık Uğur'u bir spora yazdıralım, enerjisini bir spora aktarsın. O zaman da tabii bilinen dövüş spor, ben çok izliyordum şeyde, televizyonlara dövüş filmlerini. Karate branşı vardı, karate akla geliyordu ilk. Götürdüler, yazdırdılar. İlk 4 ayın sonunda bizim 4 ayda bir kuşak sınavlarımız oluyor. 4 ayın sonunda sarı kuşağa geçtiğimde hocam ailemi yanına çağırdı. Dedi ki yani Uğur karateye yeteneği çok fazla. Devam ederse eğer ileriye dönük güzel bir iyi bir sporcu olabilir şeklinde bir şeyleri oldu. Ona telkinleri oldu. Sonrasında devam ederek ben de yaklaşık bir 15-16 sene olacak karate branşıyla ilgileniyorum. 10 senedir de milli takımdayım. Bu şekilde benim hikayem de başlamış oldu yani. Helal olsun. Seni de duymak isteriz. Evet, benim babam... Sen hiperaktif miydin öncelikle? İki hiperaktifimiz var. Hikaye öyle başladı. Hiç öyle bir şey vermiyor, izlenim vermiyor. Çok sakin. Evet. Yani ben de hareketli bir çocuktum da hiperaktif miydim bilmiyorum. Benim babam antrenör, karate antrenörü aynı zamanda. O yüzden benim karateden başka seçecek yolum yoktu. Yani direkt karatenin içinde doğdum. Zaten evden çok kulüpte ben büyüdüm. Orada annem koltukları birleştirerek uyutuyordu beni. Bu şekilde abileri ablaları görerek onlara böyle özeniyordum. Hani onlar gibi olmak istiyordum. Zaten babam da 5 yaşında beni resmi olarak başlattı. Daha öncesinde evde de yaptırıyordu. Ben de onları görerek özeniyordum. Ben de diyordum şampiyon olacağım, ben de şey yapacağım. Severek de gidiyordum. Bu şekilde çok güzel devam ediyordu. Bazı dönemler mesela bu sınavların, lise sınavlarının falan olduğu zamanlar biraz böyle kopmaya başladım aslında. Çünkü arkadaşlarım
parklarda oynarken işte evde bilgisayar başında zaman geçirirken ben işte sürekli antrenmana gidiyordum. Akşam anca eve geliyordum. Sabahında zaten okula gidiyordum. Böyle hiç hani oyun oynayacak fırsatım da pek olmuyordu. O yüzden biraz sıkıldığım zamanlar olmuştu. Orada da işte dediğiniz gibi aile faktörü çok önemli. Yani bireysel bir yetenek, bir başarı tabii ki var ama evet, destek de önemli değil mi? Evet. Aile desteği en başta. Büyük kulüplerimiz de çok aslında desteğini esirgemiyor. Destek çok önemli. 2000'li yılların başında zannediyorum biraz önemli değil tabii de popülaritesini yitirdi. Siz çok daha iyi değerlendirirsiniz. Şimdi bir sonraki Paris'te de 2024'te de olmayacak ama Tokyo'da vardı ilk kez bu branş. Şimdi ben kurallara tabii ki çok fazla hakim değilim. Biraz hani cahilce bir şeyler söylersem beni düzeltin. Ama yani rakiple çok fazla kural var. Rakiple temasınız çok zor. Bu yüzden zannediyorum çok kontrollü olmalısınız. Evet, bir dövüş sporu diyebiliriz. Ama sanki böyle maçı izlerken dövüşemiyor musunuz gibi de hissediyorum ben. Çünkü o kadar kuralın içerisinde bu da çok zor bir şey değil mi? Bu kadar kontrollü olmak. Ne söylersin Merve? Katılıyor şöyle musun bana? Yok, aslında biz işin içinde olduğumuz için biz darbe yapıyoruz. Tabii büyükler sikletinde olduğumuz izlerken için öyle gelmiyor o zaman yani. Çünkü çok şiddetli bir şekilde vurup çekmemiz gerekiyor. Eğer ki biz vurduğumuzda elimiz orada kalırsa hani bir boks gibi ne bileyim hani. Yani evet, darbeli boksa çok sporlarda, ayrılıyor. Evet, mesela onlarda vurduğunda hani geri çekmek çok önemli değildir. Vurursun sorun olmaz ama bizde vuruş çekiş çok önemli. Yani vurduğunuz tekniği aynı hızda geri çekmeniz gerekiyor ki bu puan kriterinde olsun. Yani mesela tekme atıyoruz, aynı şekilde geri çekmemiz gerekiyor. Yumruk atıyoruz, aynı şekilde geri çekmemiz gerekiyor. Mesela rakibi düşürüp yere, sırtı yerdeyken yumruk vuruyoruz, onda da geri çekmemiz gerekiyor. Yani hepsinin bir şeyi var. O şekilde de puan kriteri oluşturuyor. Evet. Bu şeyi anlatmaktan sıkıldınız mı? Kata, kumite. Sıkılmadıysanız onu da kısaca bir, yani sen şimdi biraz bahsettin evet, oyunun evet, tekniklerinden. Anlatabilirim, hiç sıkıntı yok. Zaten tamam, bizim branşımızın bir şeyi, dalları yani. Evet. Şöyle kata şöyle anlatabilirim size. Belirli tekniklerin oluşturduğu hayali bir dövüş olarak biliniyor. Biliyorsunuz ki görseli daha böyle farklı kumiteye göre. Kumite çünkü dövüş. Hani biz dövüşüyoruz bildiğiniz, kırışıyoruz diyebilirim yani. Kata'da da aynı şekilde belirli kriterler var ve bu kriterlere göre puan alınıyor. Birçok kata stili var ve birçok da o stillerin oluşturduğu katalar var. Bu şekilde de maç esnasında çıkıp sporcular sergiliyorlar. Ona göre de işte hakemlerimiz değerlendirme yapıyor. Biz de tabii birazcık böyle darbeli olsa da biz dövüşüyoruz. Dövüştüğümüzde de işte surata vurulan yumruklar ve mide seviyesine vurulan yumruklarda 1 puan alıyoruz. Tekmelerimiz kafaya olduğunda 3 puan, karına ve sırtı olduğunda 2 puan. İşte dediğim gibi az önce yere düşürerek sırtı rakibin yerdeyken vurduğumuz yumrukta 3 puan kriterine değerlendiriliyor. Ali'nin madalyası ve tarihimizin önemli 100. madalyası olarak tarihe geçen o sanırım katada. Evet. Siz kumite. Evet, evet, aynen öyle. Süper. Biz dövüşüyoruz yani, biz dövüş çıkışımız. Evet. Onlar böyle biraz daha görsel tekniklerle oluşturuyor. Benim işte o faaller nedense böyle her şeyin sanki faal gibi, aslında faal olmayan bir şeyin faal gibi gösteriliyor gibi anlıyorum. Tabii ki bu aslında karatenin esas öğretisine belki de çok hakim olmadığım için değil mi? Yani yumruğu atmak sanki önemli ama sen diyorsun ki o yumruğu nasıl çektiğin de önemli. Evet. Olimpiyatlarda bütün branşlar çok zor. Yani profesyonel sporcunun ötesinde bence her biri bu kadar en iyi olmak, dünyanın en iyisi olmak, kendi kendinin en iyisi olmak delilik bana göre. Gerçekten çok değerlisiniz. Her biriniz hayatlarınızı veriyorsunuz. Ama ben dövüş sporlarını bir kenara ayırıyorum. Diğer sporlarda tamam yüksek düzeyde motivasyon vesaire. Ama sizin ekstra özgüveniniz olması gerekiyor. Yani hani temas var, dayak yiyebilirsiniz ve o özgüvenin düşmemesi gerekiyor. Hani böyle daha da güçlenmek, hani şey tabirle böyle gaza gelmeniz gerekiyor o maçlar esnasında. Nasıldı rakipleriniz? Tokyo'da nasıl, olimpiyat köyünde nasıl anılar biriktirdiniz? Biraz bahsedin istiyorum Tokyo'dan ve rakiplerinizden. Kafanızdaki hedef gerçekleşti mi bu arada? Senin bronz madalyan var, Eray'ın gümüş madalyası burada var. Merve birazcık yüzünü düşürdü. Merve çok değerli madalyan. İstiyorsan hemen altın rengine boyayalım. Bizim kalbimizdeki değeri altın o madalyanın. Hepinizinki öyle. Yonca'nın söylediği her şeye katılıyorum. Çok zor. Zaten sporun aslında insanlar buna bakıyor ama kattığı bambaşka şeyler var. Şimdi sizi izleyerek o özgüven, spor yapmak insana özgüven sağlar.
Yani o toksini attığın zaman zaten bir yürüyüşün dikleşir. Yani sizi örnek alacak sporcular açısından çok değerli. Tabii ki altın hayal kırıklığın evet. olabilir. Ama ilk defa temsil edilen bir branşta ülkeye en çok madalyayı getirdiniz. Evet, çok gururluyuz bu yüzden de. Gerçekten. Hedefler tabii ki daha yüksek diye evet. ama ne oldu? Ne söylersin Tokyo için? Şöyle söyleyebilirim ben. Eminim daha iyisiniz. Yani iyisiniz ama işte o dakikalarda orada onu göstermek değil mi önemli? Ve bütün şartların birleşmesi, o stres. Kesinlikle. Psikolojik savaş en önemlisi de. Evet. Bizim sürecimiz ilk defa yer aldığımız için karate olimpiyatları ilk defa yer aldı. Umuyoruz son olmayacak. 24 tane maça katıldık biz. Olimpiyat oyunlarına kota alabilmemiz için. Ve kendi sikletimizde ilk ikide olmamız gerekiyor ki direkt oraya kota alabilelim. Ben artı 75 kiloda mücadele ettim. Bu 24 maçın sonucunda aldığım puanlarla sikletimde birinci olarak olimpiyatlara kota kazandım. Yani orada favori isimlerden birisiydim. Altın madalya için gösterilen favori isimlerden yani birisiydim. Yani Avrupa şampiyonu olunca evet. ister istemez favori isimlerden birisi oluyorsun yani. Teşekkür ederim. Ben de çok çok gerçekten özverili çalıştım bu süreçte. Çok isteyerek hem psikolojik açıdan kendimi güçlü tutarak hem fiziksel açıdan en üst seviyeye gelmek için kamplarımızı, antrenmanlarımızı çok güzel geçirmeye çalıştım. Oraya gittiğimde de tabii ki insanın üzerinde biraz baskı oluyor. Yani sizi izleyen insanlar, sizin yıllarca verdiğiniz emekler, kendinizden beklentiniz çok üst düzeyde oluyor ve bunlar biraz insan üzerinde baskı oluşturuyor. Açıkçası ben normalde Avrupa Dünya Şampiyonalarında, Premier Liglerde heyecanımı çok iyi kontrol edebilen birisiyim ama orada biraz daha bu şeyde zorlandım. Bu konuda zorlandım çünkü çok başka bir organizasyon, çok başka beklentiler var. Sizin kendinizden beklentiniz çok yüksek ve hayatınızın akışı değişebilir. O yüzden büyük bir stres vardı üzerimizde ama... Kesinlikle. Belki o bir pro olsa, bir maçın daha olsa belki en iyisi olacaksın. Ben hep izlerken, takip ederken de onu düşünüyorum. Yani hastalığı var, hani Covid'den bahsetmiyorum bile, iyi ki olmadınız. Orada da vakalar arttı günden güne. Yani uçakta, otel odasında yani elleriniz sizin çok önemli. Bir parmağınızı kapıya sıkıştırsanız, mideniz rahatsızlansa her şeyi insan düşünüyor. Ve dediğin gibi o stresi, heyecanı yönetmek. Bir de Uğur'un maçını hatırlarsak, hani geriye düşüp, yakalayıp, sonra bir teknik farkla evet, yani o herhalde hani seninki beklentiden yani senin de tabii ki yarı final öyle ama Da Costa'yı da konuşuruz. Onun pek konuşmasını söyleyeyim. Aynen. O nasıl bir his? Çok kötü bir his. Şöyle yani çünkü çok yakındım ben. Performansım gerçekten son yıllara göre çok çok üstündeydim. Çok motivasyonluydum, çok hırslı bir şekilde maçlarımı yapıyordum ve tamamen aklımda kazanmak vardı ve şampiyon olmak vardı. Başka hiçbir şey düşünmedim maçtayken ve yapabildiğimin en iyisini sahada hiçbir şey düşünmeden yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım o gün. Güzel maçlar çıkarttım grup maçlarında. Son yarı finalde 2-1 devam ediyordu maç. 1 dakika 25 saniye kala falan ayağımdan bir sakatlık yaşadım. Hala da geldiğimden beri tedavi oluyorum. Kas yırtığı oluştu ayağımda. Ve bu beni çok kötü etkiledi maçın içerisinde. Atakları yapmak için beni gerçekten zorladı, yapamadım istediğim gibi atakları. Haliyle evet. yani haliyle. Zorladım, belli etmemeye çalıştım. Oradaki hakemlere olsun, izleyenlere olsun, sizlere olsun. Ama sonuçta 2-2 biten maçın sonucunda rakibim ilk puanı aldığı için geri düşmüş oldum. Evet. Kaybetmiş oldum. Çok yakındım halbuki altında. Aynı branş değil ama bir Nur Tatar'a benzer bir sebepten çok üzüldüm. Evet. Bir de sana o aynı evet. şekilde çok kıl payı gittiği için tekli bir şeyle evet. çok üzüldüm. Eray'cığım senin gümüş madalyan var. Giderken ki hedefin neydi? Şu anda ne hissediyorsun? Ne oldu da bir parça daha iyisi olamadın? Yani ben bu başarılarla tabii ki yetiniyorum. Yanlış anlaşılmasın ama siz çok hırslı ve hep bir hedef koyduğunuz için bunu da sormak istiyorum sana. Sana göre sen kendini değerlendir. Tokyo'da nasıldı Eray? Evet, şöyle söyleyeyim. Ben zaten bu yıl yani çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Oraya giderken de 23 tane maç yaptım. Sadece bir maçta yenilmiştim. Ondan sonra olimpiyata giderken yani de son Avrupa şampiyonu olarak giderken çok aslında özgüvenim yerindeydi. Orada şampiyon olabileceğime inanıyordum. Yani güzel bir performans da sergiledim. Grup maçlarımda olsun, yarı finalde olsun. Yine dönüyor şey. Ya evet bir ricamız var. Evet. Yani topu kaç tane tekme yedin? O tekme sürekli bir tane yedin ve sürekli o tekmeyi görüyoruz ve artık görmek istemiyor muyuz? Yani daha iyi olur başka şeyler dönse. Yarı finale kadar çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Gerçekten
istediklerimi yansıtabildim yani sahaya. Final maçında ilk verdiğim puan beni dağıttı aslında. Hani puan da beklemiyordum. Öyle bir puan gelince bir daha maçı toparlamakta çok zorlandım. İstediklerimi sahaya yansıtamadım. Bu benim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü asıl hedefim altın madalyaydı. Ama gümüş madalya aldığım için de çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemize gümüş madalya kazandırmış olduk olimpiyatlarda. Yine de çok mutluyum dediğim gibi. Yani Eray çok mütevazi, yani senin bir açıklaman var, o iddialı bir açıklama, ama şu karşımızda mütevazi bir şekilde oturuyorsun. Senin de bu son Avrupa şampiyonu olup gittin dedin, ama ondan önce sen de 6 kere daha oldun, bu 7. Avrupa şampiyonluğundu. Evet, 6 yaş kategorilerinde 6 tane üst üste Avrupa şampiyonluğum var. Bu sene de işte büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Evet, o yüzden o tekmeye daha hani belki 7'nin az sayıda tekmeden biri olduğun için. Şeyi nasıl yaşadınız gerçekten, böyle büyük bir başarı? Yani ben hep şunu söylüyorum. Benim için hani ilk başta da söyledin. Eleştirenler oluyor da neye dayanarak eleştiriyorlar ben onu pek anlamıyorum. Yok daha fazla madalya olacaktı da. Ya spor kültürü olmayan bir ülkede, futbol dışında bir branşın izlenmediği bir ülkede. Farklı branşlar olması çok değerli. Evet. Olimpiyatta güreş ve halter gibi ata sporlarımız dışında, hani son dönemde de kadın voleybolu olabilir, hani başka branşların öne çıkıyor ama madalyamız olmayan, yani o kadar beni gururlandıran, spor kültürü açısından fark yaratan bir olimpiyat oldu ki bunun parçası olmanız çok değerli. Karate branşında en kalabalık kafile, yani Japonya'dan sonra ikinciydik. Şimdi bu olmamasını nasıl siz düşünüyorsunuz? Sonra geri geleceğini mi? Yani bu Paris'te olmamanız... Sizi etkiliyor mu? Breakdance mesela konuşuyor. Ne düşünüyorsunuz mesela o branş için? Dans yani. Evet. Dans kategorisinde onu değerlendirmek gerekiyor. Evet. Karate bir çok uzun yıllardır yapılan ve dünyanın her yerinde. Yani bu popülerliğini yitirmesi Avrupa'da da dünyada da aslında yeniden de canlanıyor gibi. 2000'li yılların başında popülerliğini yitirdi dedim ama sizin kişisel hedeflerinizi ve motivasyonunuzu etkiliyor mu bir kere? Yani etkiliyor kesinlikle. Olimpiyatlarda olmak, biz ilk defa 2016 yılında Rio Olimpiyatlarında Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı toplantıdan sonra karatenin olimpiyatlarda yer alacağı Japonya tarafından gösterildi. Gösteri branşı olarak. Onun yer alacağı açıklandı. Biz de çok heyecanlandık. Yani yıllarca beklenilen bir şey. Bizden önceki, iki jenerasyon önceki abilerimizin, ablalarımızın beklediği bir şeydi olimpiyatlar. Bize nasip oldu. O da tabii ki büyük bir şanstı açıkçası. Böyle olunca bizim motivasyonumuz katlanarak arttı ve tamamen olimpiyatlara odaklı bir çalışma prensibi geçirdik. Ama sizin de dediğiniz gibi devamlı konusunda böyle bir söz konusu, bazı şeyler şu anda biraz daha Fransa'da birkaç olay oluyor şu anda. Biraz oranın yani spor olarak bakanı. Hangi kriterleri baz alıyorlar, özür dilerim sözünü kestim. Biraz politik şeyler oluyor işin içerisinde. Yani bir trendde mi izleniyor, dünyadaki sporların trendine de mi bakılıyor? Belki de politik trendden tarafı da var. Ziyade şunu yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Sporu biraz daha şehrin içine doğru getirmeye çalışıyorlar. Mesela Paris'te daha şimdiden bir sürü önemli cadde artık trafiğe kapandı. İşte kaya tırmanışı, işte breakdance, kaykay. Hani bunları biraz daha halkın içinde, çünkü hani bir yerlerde bir yarışmalar oluyor gibi oluyor ya hani olimpiyat. Hele bu sene seyircisizdi. Onu nasıl yaşadınız? Bir kere olimpiyata gidiyorsun, seyirci yok. Ya şöyle ki biz zorlanmadık diyebilirim. Çünkü çok fazla maça girdik bu sene içerisinde ve hiçbirinde seyirci yoktu. Hani biz zaten böyle tam seyirciye odaklı bir hani ülke olmadık. Hani kendi branşım için söylüyorum. Doğru. Çünkü biz bir şey istediğimiz zaman onu almak için elimizden geleni yapıyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı da çekmediğimizi düşünüyorum ben. Hani seyirci mesela şöyle bir şey oluyor. Ev sahibi ülkeden sporcuyla dövüştüğünüzde o kadar büyük bir seyirci faktörü oluyor ki onu bile kendi lehimize çeviriyoruz. Yani çünkü mesela karşı rakibine işte tezahürat yapılıyor, şey yapılıyor. Ben diyorum ki Merve sana yapıyorlar. Hadi. Wow. Bu inanılmaz bir mental yönetim ama orada başka o heyecanda. Başka türlü yapamazsınız çünkü gerçekten. Evet. Çünkü nabzınız o kadar çok yükseliyor ki inanılmaz. İnanılmaz yani. Seyircili yani olsa bence daha iyi olurdu. Ben kendi adıma konuşayım. Yani kişiden kişiye değişiyor. Evet, kişiden kişiye değişiyor. Ben kendi adıma konuşuyorum o yüzden. Seyircili olsa daha iyi oluyor. Ben daha iyi motive oluyorum. Maçın büyüklüğünü anlıyorum. Oraya kendimi daha böyle büyük hissediyorum. O yüzden ben seyircili maçların daha iyi, daha hoş olduğunu düşünüyorum yani. Ve olimpiyat içinde
Bence bizim için bu bir şanssızlıktı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hem de oradaki bütün oteldeki maceranız bambaşka olabilirdi. Evet. O coşkuyla, o seyircilerle. Sen ne düşünüyorsun seyirci konusunda? Yani ben konusunda? Biraz da rakibe odaklanıyorum. Çok fazla etrafı benim fark etmiyor. Yani ben sadece maçın içerisinde zaten dışarıyla bağlantımı çoğu zaman kesiyorum. Çok fazla beni etkilemiyor. Odaklandığım için yoğun odaklanıyorum. O yüzden çok fazla etkilemiyor. Bunu Merve'nin de dediği gibi 3 maç, 4 maç biz seyircisiz maç yaptık. Biraz onlar da böyle yabancılık çektik ama sonrasında evet. Olimpiyatlarda benim için de bir problem aksetmedi yani. Evet. Tokyo'yu ben merak ediyorum. Yani bu olimpiyatlar benim zaten böyle şey gibi özel ilgi alanım. Çok büyük bir onu yani oraya gitmek zaten yeter. Yani olimpiyatlarla kazanma bağlantısı diğer sporlarla olan bağlantıdan daha azdır. Orada olmanın değeri vardır. Orada katılmanın değeri vardır. Bu kriterlerinde de yazar. Oraya gittiniz Japonya'ya böyle bir ortamda. Biraz anlatsanıza yani asıl. Şöyle ki çok güzeldi gerçekten ortamı. Biz oyunlara katılıyoruz normalde branş olarak tabii. Sadece olimpiyat oyunlarında yer alamıyorduk. Şimdi oraya gittiğimde kendim için söyleyeyim. Hani normal bir oyun statüsünde düşünmeye çalışıyordum. Çünkü psikolojik olarak hani ben büyütsem o çok ağır bir şey oluyor gerçekten. Hani hayatınıza da kötü bir şekilde yansıyor. Maçlara kötü bir şekilde yansıyor. Ama oranın atmosferi o kadar güzeldi ki. Bir sürü sporcu var etrafınızda. Rengarenk her yer. Yani ya o kadar güzel ki her yerde bir ton işte bayraklar, işte ne bileyim yemek yediğiniz yere girdiğinizde bile hani biz şimdi kendi ülkemizde hani Müslüman olduğumuz için de helal bölüm var mesela. Ya her şey düşünülmüş. O kadar çok düşünülmüş ki yani çok güzel bir yerdi gerçekten. Çok da sıkı önlemler mesela, vardı. Evet. Kimi gördünüz? Hani böyle gidip yanına fotoğraf çektirdiğiniz birisi oldu mu? Merak ediyorum. Yani ben biz yapmadım. Biraz geç gittiğimiz için aslında. Geç gittiğimiz için hepsi dönmüştü. Yoksa, yakalayamadık. Evet yakalayamadık. Yoksa aklımızda vardı yani. Kimi çektirdiniz? Mesela ben Djokovic'le fotoğraf çekilmek istiyordum. Yakalayamadım. Evet. Ben de Gürcü bir halterci var aslında. Gördüm ama böyle uzaktaydı yani. Şey Laşa Talakzade diye bir Gürcü evet. Şey sporcu var. Onu çok beğeniyorum ben. Çok güçlü kendisi halterde. Onu gördüm. Onunla aslında bir çektirmek istiyordum fotoğraf ama uzaktaydı. Yetişemiyordum. Biz de yemeğe girmemiz gerekiyordu. O ara ondan sonra kaybettik onu. Sen de vaktiniz de çok değerli. Ben yok. Ben yapmadım. Sen mental olarak şey yapmışsın. Yani. Ben ya burada ben, değilim. Aynen. Aslında bildiğim tanıdığım Avrupa şampiyonu. Bunlar zaten bizim benim seyirciler. Aynen öyle. Bana tezahürat yapıyorlar. Tabii o psikolojiye girmezseniz zaten gerçekten kaldırılması güç oluyor. Hani ister istemez bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmadığınız sürece de dediğim gibi o yükle mücadele etmeniz gerekiyor. O yüzden de odaklanıp her şeye kapanmayı tercih ediyorum diyelim. Evet, peki. Sadece kafa sesini belki antrenörün, koçunun evet. Cümlelerini duymak hı-hı. belki de en iyisi. Şimdi sen küçükken yüzündeki yaralardan bahsettin. Ben şimdi bu kurallar içerisinde yüzünüze darbe aldığınız ve hani böyle yaralandığınız oluyor mu karate yaparken? Hala annen endişelenebilir yani o konuda. Çok eğer öyle bakıyorsa. Şöyle ki maçtan dönüyorum. Kapıdan girdiğim an 3 tane ablam var benim. Benim 4 tane annem var diyebilirim yani. Biraz yaş farkı olduğu için de. Kalite kontrol yapılıyor. Gerçekten kapıda duruyorum ve bir yerlerime bakarlar. Çünkü söylemiyorum. Yani şu anda bile ağzımın içi komple yara zaten. Yani darbeden ötürü açılmalar var. Söylemediğin iyi oldu. Ama hani o bir sorun teşkil etmiyor. Yani geçecek zaten. Ağız çok hızlı iyileşiyor. Evet ağız çok hızlı iyileşiyor gerçekten. Dışta bir şey olmadığı sürece hani çok rahat geliyorum eve. Evet. Ama bir gayet, şey olduğu gayet zaman... Gayet güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Profesyonel... Bir şey olduğu zaman sen nasıl öbürünü göreceksin yani. Evet. Mesela... Onu da söylemesi gerekiyor annesi. Uğur'un kiloda falan artı kilolarda daha çok darbe oluyor. Evet. O yüzden mesela onun kaşı falan yarılmış. Yani evet. Onların daha sert geçiyor yani. Kilo yüksek olunca. Yani o kaş yarmasına bir ceza yok mu? Var. Şöyle var. Şimdi maçın içerisinde rakiple dövüşüyorsunuz. Sert bir vuruş yaptınız. Hakem gelip kontrol ediyor rakibi. Bu sert vuruşun da kademeleri oluyor. Yani bir kan gördüğü zaman hakem direkt iki tane cezayı beraber verebiliyor. Evet. Veya biraz daha ağır bir darbede üç tane cezayı birden verebiliyor. Eğer rakip maçı devam edemeyecek düzeyde ben rakibe vurduysam yani nakavt edecek düzeyde o zaman ben maçtan atılıyorum. Evet. Diskalifiye oluyorum. Evet diskalifiye oluyorum. Yani bu şekilde bir sistem var karatede. Bu tabii öğretisi dediğin gibi çok derin, çok eski olduğu için çok fazla kurallar var. Şimdi profesyonel
oyunculuğu, bir sporculuğu bir kenara bırakırsak, karateye başlayıp da profesyonel olacak, hani olma yaşını çoktan geçmiş insanlar için mesela benim gibi. Karateyi nasıl tanıtırsın? Mesela fit kalabilir miyim? Karate yaparak mental olarak, zihin olarak rahatlayabilir miyim? Mesela esneklikten hep bahsederiz. Sporcularda, sporcuların esnek olması sakatlanmamak adına çok önemlidir. Ama işte normal bir sporun güç antrenmanının yanında işte yoga önerilir ya da stretching önerilir. Ben karatenin vücudu çok esnek tuttuğunu biliyorum. Diğer dövüş branşlarına göre, boksa göre mesela. Hani antrenmanlarınız mı o yönde? Hani boksta sadece güç mü odaklı siz? Sizin çok enteresan sistemleriniz. Nasıl bu kadar esnek kalabiliyorsunuz hem de güçlü kalabiliyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Biz çocuk yaşlardan itibaren yani ısınırken bir yarım saat 40 dakika ısınıyoruz. Dirillerimiz var. Hala daha öyle. Bazen bir saate bile uzun stretching yaptığımız dönemler oluyor. Antrenmanın sonunda keza yine aynı şekilde antrenman bitince soğumaları yapıyoruz. Bizim sporumuz, bizim yaptığımız branş çok hızlı gelişen. Kuvveti, çevikliği, esnekliği, birçok patlayıcı kuvveti bir arada barındıran bir spor. Yani çok yönlü bir spor karate. Bir anda rakibi sizi düşürebilir, bir anda siz rakibi gördüğünüz zaman tekme atmak zorunda olabilirsiniz. Bir anda yumruk yiyip oradan tekrar yumruk atabilirsiniz. Yani çok fazla yumruklardan kaçıyorsunuz. Bütün vücudun aksamlarını kullandığınız için vücut esnek ve aynı zamanda kuvvetli de olmak zorunda. Evet. Çünkü yani ben tekmeyi atıyorum ama rakip beni oradan tekmeyi kaldırdığım gibi yere düşürüp puanını alabilir. O yüzden yani... Tabii o zaman güç de bir işe yaramaz. İlk sıraya peki hızlı olmayı koyar mısın? Yani karate kesinlikle hız ve patlayıcı kuvvetin önde olduğu bir spor. Evet. Yani bir çok, çünkü saniyenin onda biri sürede bizim ataklarımız evet. Bazen puan oluyor ve bazen hakemler gerçekten tepki veremiyorlar. Gözüken vurulan tekniklere olsun, yapılan tekniklere. Yani bazen tepki veremiyor. Bir an darbe alıyorum, nereden geldiğini bile bazen evet. Anlayamıyorum. Yani çok hızlı evet. Özellikle fiziksel yapısı bu spora uygun insanların maçları gerçekten çok hızlı geçiyor. Bizim de keza milli takımımız çok üst düzeyde, kendini çok iyi geliştiren, bütün teknikleri kullanabilen, yapabilen çok yönlü sporculardan oluşuyor. Antrenmanlarımız da zaten o yönde. O yüzden karate birçok özelliği, birçok vücudun aksamını kullanmayı gerektiren bir spor diye diyebilirim. Evet. Benim bir sorum var. Aslında en başa dönerek üçünüze de farklı yerlerden geleceğim ama Eray, sana sormak istiyorum. Bileziğin dikkatimi çekiyor. Bilekliğin daha doğrusu. Evet, çıkartmıyor. Evet, çok güzel. Çünkü aslında bireysel bir spor yapıyorsunuz. Ama stronger together, yani birlikte daha güçlü ve biz bu olimpiyatlarda o Team Turkey'yi çok hissettik. Buradan da hissettik. Evet. Kim madalya kazanırsa olimpiyat köyünde diğer tüm neredeyse branşlardaki milli takım sporcularımız onu karşıladı. Onun bana bir hikayesini anlatır mısın? Yani bunu bize orada verdiler. Hoşuma gitti, o yüzden takıyorum. Mesajından bağımsız mı takıyorsun? Yok, şöyle, şimdi biz ne, dediğiniz gibi ne kadar bireysel spor yapıyor olsak da benim maçım bittikten sonra arkadaşlarımı tüm yüreğimle orada desteklemeye gidiyorum. Yani o beni orada hissedince belki güç alıyor. Ben kendi adıma konuşayım. Mesela tribünde bir Uğur'u gördüm, Merve ablayı gördüm mü kendimi daha kuvvetli hissediyorum. Arkamda bir destek hissediyorum. Yani bireysel spor yapsak da aslında biz bir biriz, bir takımız. O yüzden stronger together diyorum. Süper. Senin bir lafını okuyacağım. Bunu sen mi söyledin? Bakalım. Ben karate'nin efsane ismi olmak istiyorum. Evet. Ben öldükten sonra bile ismimin hala konuşulmasını istiyorum. Eray Şamdan gibi dövüşmek diye bir tabir yaratmak istiyorum. Bunun için çok uğraşacağım. Evet. Şimdi demin konuşurken dedin ki babamla başladım. Babam antrenördü. Çok küçük yaşta orada büyüdüm. Görerek, orada uyuyarak sandalyeleri birleştirip. Ama bir noktada bırakma noktasına geldim. Arkadaşlarım başka şeyler yapıyordu. O kadar önemli bir şey ki o Türk sporunun kırılma noktası orası. Evet. Yani aslında insanlar bir yandan eğitimle alakalı da bir bırakma noktası var. Ama bu şekilde arkadaşları başka bir şey yaparken onu yapmak asıl azim, hani azim sporun her yerinde var ama o noktasında çok fazla azim var. Evet. Onu ve bunu ikisini birbirine birleştirip onu doğru bir örnek çünkü. Evet. Hani bıraksan belki arkadaşın olarak tanıyacaktık Eray'ı. Şimdi bütün Türkiye tanıyor. Bir de peşine bir de böyle bir iz bırakmayı ekleyeceksen. O hedefi de koyduysan o oralarda bir yerde oldu bence. Yani şöyle liseye geçiş zamanıydı. Hani ben sürekli hem okula gidiyordum, akşam dershaneye gidiyordum. Dershaneden çıkıp karateye gidiyordum. Yani hiç bana kendime vakit ayıracak şeyim kalmıyordu.
Tekrar hani ertesi sabah okul falan. Bu şekilde hep günüm bitiyordu. Artık hani biraz bunalmıştım. Yani çünkü çocuğum, oyun oynamak istiyorum, eğlenmek istiyorum. O zamanlar işte biraz ailem destekledi beni. Yani sonuçta babam da antrenör olduğu için spordan kopamıyorum. Bu dediğiniz gibi benim dönüm noktamda zaten liseye geçtiğimde ümitlere geçmiş oluyorum. Ümitlerde de ilk Avrupa derecemi aldım. Ondan sonra asıl hedeflerimi koymaya başladım. Milli takıma girdim. Dedim ki bu milli takıma girmek de olmaz. Benim burada kalıcı olmam lazım. Hatta dünya karatesinde kalıcı bir isim olmam lazım. Dediğiniz gibi o andan sonra başladı zaten. O zaten o liseye geçene kadar hani Avrupa'da ya da öyle bir başarı yok muydu? Yok. Ondan sonra mı geldi? Tabii zaten lisede ümitlere geçiyoruz. Ümitlere geçtiğimde ilk Avrupa şampiyonasına gittiğimde Avrupa üçüncüsü oldum. Ondan sonra 6 Avrupa şampiyonluğu ard arda geldi. Yani ben ilk Avrupa şampiyonu olduğumda da babam şey söylerdi bana. Zirveye çıkmak tabii ki kolay değil. Ama zirvede kalmak daha zordur. Senin bunu başarman lazım. Evet. Ben de onun için çalıştım sürekli. Bir seri yakalamak istedim. Şimdi aynı seriyi büyüklerde de yakalayıp adımın tamamen kazanmasını istiyorum karate camiasına. Sizde öyle kırılma noktaları Merve, evet ama. Senin artık yeter dediğin, hani sanki düşüp de yerden kalkmak istemiyorum ben, bırakacağım dediğin anlar oldu mu hiç? Merve oldu. De ben hiç öyle bir şey almıyorum aslında. Oldu ama işte lise 1'deydim. Biz çok fazla antrenman yapıyorduk. Sabah öğle akşam olarak yani, evet. Çok yoğun geçiyordu. Ve o dönemde de artık bir şeyler ağır geldi ve ben istemedim. Bıraktım karateyi. 8 ay boyunca hiç karate yapmadım. Yani adını bile duymak istemiyordum gerçekten. Çünkü o yoğunluk beni çok yormuştu. Hani okula da gidemiyorum. Hani antrenman yapıyorum sürekli maçlarımız oluyor. Ya bir anlık böyle bir yük olmuştu bende ve bıraktım. 8 ayın sonunda da artık babam beni çağırdı yanına. Ve dedi ki hani senin hayatın karateyle, bu sporla dedi hani devam edecek. Devam etmesi gerekiyor dedi. Hani sen eğer ki bu karateyi bırakırsan senin hiçbir hayatın olmayacak dedi. Ben nasıl yani baba dedim. Hani ben istemiyorum dedim. Çok direttim babama. Ve babam dedi ki eğer ki dedi karateye devam etmezsen sana hakkımı helal etmeyeceğim dedi. Ay babana hayranım şu anda. Gerçekten evet. Babana hayranlık besliyorum şu anda. Böyle söyledi ve onun ağırlığıyla ben tekrar karateye döndüm. İyi ki de dönmüşüm. Ya zaten hani baba faktörü gerçekten spor için. Ya onun ağırlığı değil, baba res çekmiş. Evet. Ne diyeceksin evet. Yani? Gerçekten. Yani kız çocuğu için o kadar değerli bir destek ki evet. Bu. Ya öyle aslında sert konuşup onun perde arkasında tam tersi örnek kızını yüreklendiriyor değil mi? Evet, evet. Tam tersi örnek çok Hı-hı. var. Evet. Yani yaptırmama yönünde çok var. Bu tarz örnek çok az var. Bir ve çok değerli. Antrenör motivasyon konuşması gibi olmuş. Koç gibi konuşmuş. Bu kızına tabii, güvenen. Babam çok farklıdır evet, gerçekten. Kızına babam güvenen mesela, bir baba konuşması. Evet, ben maçlara gittiğimde ailemi kesinlikle maçlara istemiyorum. Çünkü panik atak düzeyinde olan bir aile fertlerine sahibim. Bu yüzden de hani onları orada gördüğümde ister istemez heyecanlanıyorum. Neden diye sorarsanız ya onlara bir şey olursa, ya annemi kalbi abla tutarsa senin, ya ablamlara bir şey olursa. Dövüş tarzında zaten panik atağa müsait bir şey. O yüzden. Köşeler var ya. Ya ne olacak ona, atlarsın tribüne ne olacak yok, ya? Hayır hiç istemiyorum. Mesela babam maça giderdim. Akşam babam beni yanına çağırırdı. Ne yaptım ne ettim anlatırdı. Gelmiş. Gelip gizli gizli izliyormuş beni. Ay gerçekten ilk canlı yayınımda bir ekranlarında ağlarsam. Nedeni Merve oluyor. Nedeni Merve ve babası. Gerçekten bu arada. Evet. Yani sen onları da düşünüyorsun bir yandan. Annem gelmesin, izlemesin ki tabii. Ben olur da bir darbe evet. alırsam üzülmesin diye. Bir de hani atlar oluyor. Annesi bence. Kızını anne, yüzüne vurdu. Annem size bir tribünden seslenişini söyleyeyim. Yavrum onlara vurma, onlar da sana vururlar. Yani anne o maçtan sonra zaten dedim anne artık yoksun. Çok haklı bence. Yoksun dedim. Çünkü evet. hani maçtayım ama annemi görmeye çalışıyorum. Acaba iyi mi? Acaba iyi mi? Sizin böyle dertleriniz yok değil mi? Var bizde de var. Biraz bizde o de var senin yani. Aslında yani tabii ki çok başarılısın. Bir sürü başarılarla gelmişsin Tokyo'ya kadar. Senin pes ettiğin zamanlar oldu mu? Sana da soralım. Açıkçası şöyle karateden. Pes etmeye yaklaştığın. Bence rakiplerini pes ettirmiş gibi bir hava var Uğur'da doğru değil mi? Doğru hissediyorsun. Yani şöyle aslında hiç aklıma karateyi bırakmak gelmedi. Çünkü çok büyük bir sevgi var içinde karateye karşı ve bir sürede sadece bir süreç zarfında çok çok yorulduğum bir dönem oldu üniversite yıllarımda. Çünkü çoğu arkadaşım işte beden eğitimi
bölümüyle alakalı bir şey okudu. Ben mühendislik bölümü okudum. Yani mühendis, evet, elektrik elektronik mühendisiyim ben. Oo, bir de o yüzden, ciddi evet, misin? Evet, İngilizce bölümde bir de tamamen. Yani matematik, fizik, bütün dersleri İngilizce görüyorduk. Çok sevindim. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. O dönemde ben çok çok zorlandım. Biraz işte siz dediniz ya aile şeyi falan. Annemin biraz da bu konuda bende etkisi oldu. Sürekli ders çalışmaya çalışırken gördüğü için beni. Bir gün ders çalışmayı bıraktım. Hani dedim ki tamam, beden eğitimi bölümünü seçeyim. Çünkü büyükler olacak işte 21 yaş altı kampları, büyükler kampları hepsi beraber çok yoğun bir sürece girecektim. Sonraki gün baktım annem duygusallaştı biraz. Yani dedi ki ben seni böyle görmeye alışık değilim falan. Dedim tamam anne, zaten benim de içimde vardı yani okumak, evet, böyle bir şey. Evet, bu süreçte boyunca biraz zorluk çektim. Hatta 2017 senesinde çok iyi hatırlıyorum. Avrupa şampiyonası oldu. Hem bireyselde hem takımda altın madalya kazandım. Bir sonraki 3 hafta tamamen final sınavlarına çalışmıştım. Yani şey bitti, sınav dönemi bitti, bir baktım Avrupa Şampiyonası'nda eser yok. Hiç yani onun mutluluğunu dahi çok yaşayamamıştım. O yüzden benim de böyle çok zorlandığım bir dönem oldu ama benim aklıma hiç bırakmak, pes etmek gelmedi. Ama insan geriye dönüp baktığında bir şey anlat dediğinde inanın bundan seneler sonra o dönemleri anlatacaksınız. Evet. Çünkü o zorla anıyı yaratan, başarıyı yaratan zaten o dönemler. Şimdi üçünüz farklı şeyler anlattınız. Mesela sende aile, özellikle baba etkisi var. Tabii ki hepinizin ortak, evet, noktaları var ama orada pes etme noktasında pes etmeyip kendiyle o mücadeleyi verip yine bu sefer antrenör etkisi var ve o kırılma noktasında kendiyle mücadeleyi kazanma var. Sende de mesela ilk antrenörün sana devam etsin, bu çocukla gelecek var. Burada da doğru antrenör etkisi var. Yani aslında üçünüzü bir araya getirdiğimizde sadece karatenin değil ülke sporunun da resmini çıkarmış olduk. Ailenin önemi, kendinle mental olarak o mücadele yapıp pes etmemenin önemi, doğru antrenörün önemi ve bu okulla sporun bir araya gitmez de bir artık bence bir klişe. Tam aslında ikisi aynı noktaya geliyor ya, arkadaşlar başka bir şey yapıyor, sen sürekli antrenman yapıyorsun, okulu bahane eden bırakan da var. O noktada da oysa insanlar şunu görmüyor. Spor insana vaktini doğru kullanmayı öğretir. Spor insana stresini yönetmeyi öğretir. Yani başka kim 3 haftada finale hazırlanabilir ki? Yani o antrenman temposuna, o çalışma disiplinine hazır olmayan birisi. Yani o yüzden onu kırmış olman, hem de elektrik elektronik mühendisi hem de İngilizce. Yani çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şu madalya, evet, kadar değer yani. Senin aslında anlattıkları bir fedakarlık. Oyun saatinden ki bir çocuk için, bir genç çocuk için. Çocuk bir lisedeymiş. Çocuk sayılmaz. En önemli şimdi şey. Şimdi oynuyoruz herhalde. Aynen öyle. Ediyoruz. Evet, onu o açıyı kapatıyorsun. Orayı eğlendiriyor. Şahane. Gösterebiliyor musun Yonca? Kendini acırsın o yaşta. Dersin ki ya herkes sinemaya gidiyor. Oyun moyun dedi ama sinemaya gidiyor, kafeye gidiyor. İşte takılıyorlar, şey yapıyorlar. Sen, aynen, sürekli ya antrenmandasın ya ders çalışıyorsun. Aslında, evet, oyun diyerek, evet, şey yaptın. Yani genelleme yaptım ben. Genelleme, evet, yaptı. Ama ne farklı olur biliyor musun? Antrenmana gidince bir bakarsın senin gibi başkaları var orada. Yani sen yalnız değilsin. O kendine acıma duygun takım arkadaşlarının varlığıyla unutuluyor. Unutulur. Evet. Sadece farklısın belki çoğunluktan ama şu anda zaten çok farklı olduğunuz için de buradasınız. Ve bütün bunların yanında bireysel müthiş bir yetenek olması gerekiyor bence. Yani tabii ki katılır mısın, katılmadın ben, mı? Ben şeyle meşhurum. Ben yeteneğe o kadar yeteneğin yüceltilmesini. Ya şimdi ben de spor yapıyorum. Mesela hani dedin ya şeyle, yani tabii ki kendine kıyaslamayacağım. Çalışma geri planda. Şöyle yetenek dediğin zaman, evet, çalışmanın ve diğer o mental faktörün, azmin, işte bir, evet, sürü faktör geriye gidiyor. Yetenekle hiçbir şey olunmaz tek başına. Kesinlikle. Hiçbir şey olmaz fiziksel yetenekle. Fiziksel yatkınlık. Fiziksel yatkınlık, mekanik beceri, yani mekanik o elini kolunu kullanma, hangi yaşta ve hangi ayda doğduğuna bile, hangi yaşta seçmelere girdiğine bile bağlı olarak, bazen mesela 7 yaşta seçme yaparsın, Ocak doğumlu olan, Kasım doğumlu olandan daha fazla seçilir. Yetenek mi? Yok. Yaş var, 10 ay o yaşta çok önemli. Evet. O daha eline koluna hakim görünür. Derler ki bu yetenekli. Üstüne yapışır, lanet gibi bir şeydir. Gerçekten o yüzden ben hani çalışmak, azim, sizin de başka yönlerinizi. Senin orada bir aileyle hem destek hem köstek yani. Bir de 4 anne az buz şey değil. Evet. Orada kendiyle mücadele. Dolayısıyla hani eğitimi beraber götürmek, bunlar çok değerli ve izleyenler varsa o yaş grubunda spor yapan çocuklar,
gerçekten çalışmanın değerini, buradan alınacak çok ders var. Yani çok fazla ders var söylenenlerden, doğru mesajları çıkararak alınacak. Bir yerden bir yere geldiniz. Şu anda bayağı yukarılarda bir yerdesiniz. Seni az önce söylediğin için soruyorum. Tekrar böyle bir okuduğun branşa dönme gibi bir düşüncen oldu mu hiç? Olur mu? Aslında varmak istediğim nokta bundan sonraki hedefleriniz. Benim açıkçası dönme gibi bir durum çok istiyorum. Küçük yaşlarda da böyle elektrik aletlerine, işte kablolara, işte bir ara bütün binanın şartellerini falan ben indirmiştim yani. Bir teyip sökmüştüm falan, bir şeyler yapmıştım. Yani çok ilgiliydim çocukken de, okuduğum bölümü o yüzden de aslında bir yönden seçtim. Ama bizim sürecimiz çok yoğun geçiyor. Yani biz Erzurum'da en son 35 gün kaldık. Geldik, sadece burada bir gün durduk. Tekrar Tokyo'ya gittik. 10 gün orada durduk. Yani 45 gün hiç evde yoktuk bile. Şimdi ben bir saat yürüyüş yapıyorum. Şöyle 1,5 saat sonrasında bir, hani yemek sonrasında bir ayaklarımı uzatmak istiyorum. Yoruluyorum. Yani sizin antrenmanlarınızı düşünemiyorum. O kadar yoğun antrenmanlardan sonra, o yüzden aslında onu demek istedim. Okulla birlikte şahane götürmüşsün. Çünkü yani insan hani fiziken o kadar yorulduktan sonra hani bir boş bakabiliyor yani. Önünde bir de sınavlar, ödevler vesaire. Onu sen çok iyi götürmüşsün. Çok da değerli bir bölüm aslında ama zor. Bak doğru. Gerçekten çok zor. Mühendislik insana bakış açısı kazandırır. Kesinlikle, maçın içinde dahi. Analitik yapar insanı. Evet. Böyle rakibine bakarsın ilk vuruştan sonra, yani sizde mutlaka vardır ama mühendislik, bütün tanıdığınız mühendisleri düşünün. Onlar bir analitik, rakamsal, mantıklı insanlardır. Ne iş yaparsan yap, istersen bir daha hayatın boyunca mühendisliğin M'sin, hani bir radyo bile sökmeyebilirsin ama o senin hayatın boyunca sana artı bir şey olacak. Bence de öyle. Kesinlikle çok, eğitim çok, o anlamda çok evet, değerli. Maçın içinde de benim bazen şeylerimi, yani bakış açımı ben geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak 3 sayfalık bir tane soru veriliyor size. Onu 3 sayfa farklı farklı yollardan size çözme şeyi sunuluyor. Siz hangi yolu isterseniz o yoldan çözüyorsunuz. Maçın içerisinde de ben aslında bazen iyi, bazen de çok düşününce de kötü oluyor bu sefer. Tabii. Nereden ne yapacağını bu sefer karar veremiyorsun. Sen zaten demin dedi ya, seyirciye pek takılmam diye, meğer düşünüyor muyum? Evet. Hesap yani yapıyor. Hesap yapıyormuş meğer. O yüzden seyirciyi kim takar bilmiyorum. Eray, sana şeyi soracağım. Konuşmak istemiyorsun ama Dakosta'yı soracağım yani. Konuşuruz ya. Yani o da çok genç bir sporcu. Tabii. Senin benimle gibi. Yaşıt. Seninle yaşıt. Alt kategorilerden de beraber karşılaşa mı geldiniz? Yok. O hep bir siklet üstümdeydi benim. Olimpiyatta da zaten bizim sikletler birleşti. O 67 kilonun sporcusu. Ben 60 kilonun sporcusuyum. Olimpiyatlarda birleşti. Ama ben bunu hiçbir zaman bahane olarak da sunmuyorum. Yenebileceğimi düşünüyordum. Maçta öyle bir gidişat oldu. Belki daha önceden maç yapmış olsaydım, hani rakibi belki bilseydim. Tabii biz analiz ediyoruz, notlarımızı alıyoruz, ona göre bir taktik geliştirmeye çalışıyoruz ama ne kadar onları yapsak da rakiple maç yapmak çok önemli. Yani bir tecrübelenmek çok önemli. Belki bir maç yapsaydık daha farklı olabilirdi. Mesela belki bir sonraki olmazdı. Maça ne yaparsın onunla karşılaşırsan? Neyi farklı yaparsın? Vallahi... Yani, güçlü de bir sporcu bu arada yani. Tabii, çok iyi sporcu. 67 aynen. Kilonun son dünya şampiyonu bir sporcu. Evet. Valla ben aslında şeyden sonra pek düşünmedim. Yani olimpiyatlardan sonra artık biraz rahatlayayım diye pek karateyi düşünmemeye çalışıyorum. Hı-hı. Biraz daha hani kafayı boşaltmaya çalışıyorum. Tekrar vakti zamanı gelince onu da düşünürüz. Nasıl geçiyor şu an Euro döndüğünüz? Nasıl bir hayatınız var? Merve, seni de atlamayalım. Bundan sonrası için de planlarını varsa şayet duymak isteriz. Şöyle ki, ben orada madalyanın büyüklüğünü anlamadım açıkçası. Döndüğümde anladım madalyanın büyüklüğünü. Çünkü orada hani hep bir böyle bir birinci olabilirdin Merve, şunu yapabilirdin Merve, şunu da yapsaydın, bunu da yapsaydın diyerek hani farklı bir kafada oluyor gerçekten insan. Ama döndükten sonra o havalimanına yani indik, hani girdik içeriye ve bir sürü insan, o kadar mutlu ki herkes. Herkes çok mutlu. Hani bu madalyaların değeri gerçekten altın. Hani bakıldığında. Zaten çok büyük bir coşku vardı hem sabahında hem akşamında, sürekli kutlamalar. Yani ben öyle bir yerde oturuyorum ki bir sürü ailem var benim, yani oturduğum yerde komşularımız, hepimiz zaten bir arada büyüdük. Hani efsane bir karşılama oldu gerçekten, Allah razı olsun hepsinden. Sonrasında da öğretmenlik yaptım, Mustafa İtir Ortaokulu'na müdürümüzün ricasıyla gittim. Ve orada bir karşılama oldu. Yani herkes o kadar memnun ki. Ya ben de çok fazla gurur duyuyorum bu yüzden yani. İlerisi için de şöyle düşünüyorum. Dünya şampiyonamız var bizim.
ve şu anda hani ne kadar onu düşünmeye çalışmasak da, düşünmemeye çalışsak da. Bir parça keyfini çıkartsın, evet, değil mi? Evet, keyfini çıkartalım. Zaten nasıl olsa bir denildiği gibi hani bir bize bildiri gelecek, evet, ve kampımız başlayacak. Hani biz de düşünüyoruz acaba ne zaman başlayacak, evet, falan diye. Başlayacak. İster istemez düşünüyoruz. Çünkü gerçekten hani çok önemli bir turnuva, dünya şampiyonası bizim için bir prestij yani. Gidip orada da birinci olmak istiyoruz. Yani bu kutlama aşamasını geçtikten sonra artık tekrar fokuslanıp dünya şampiyonasına odaklanacağız. Madalyaları şimdi tabii gezdiriyorsunuz. Siz de beraber geliyorlar, bayağı da ağır. Evet. Evin böyle bir neresine koyacaksınız? Annen... Ya şöyle, benim ailem 3 senedir Samsun'da yaşıyorlar. Kendi memleketimize gittiler. Ben de madalyayı çerçeveletip hani annemlerin evine asmayı düşünüyorum. Yani orada daha güzel duracağını düşünüyorum. Böyle bir isteğim var yani. Uğur, sen de koydun bu başarıların üzerine şimdiki hedefinle. Şimdiki hedefimiz, en kısa hedefimiz dünya şampiyonası. Merve'nin de dediği gibi Kasım ayının ortalarında olacak. Biraz dinlenip tekrar antrenmanlara başlayacağız. Ben zaten çok antrenman yapmadan durabilen birisi değilim. Alışık olduğum sürekli yapmak istiyorum antrenman. O yüzden kısa sürede hedefimiz dünya şampiyonası, uzun sürede de Avrupa dünya şampiyonalarında başarılarımızı tekrarlamak. Her zaman kendimizi geliştirerek bu sporda ve örnek bireyler olarak bu spor hayatımıza devam etmek. Zaten öylesiniz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Üçünüz de pırıl pırıl şahanesiniz. Hem başarılı hem de bir o kadar mütevaziler. Çok. Şahane. Çok. Tekrar tebrikler. Binlerce kez tebrikler ve teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Vaktimiz buyur varsa herhalde. Bir de teşekkür yollayabilir miyim? Lütfen. Biz buradan İşte Spor Bakanlığı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli başkanımız Esat Deli Hasan, onun da bu yolda çok emeği vardı. Allah rahmet eylesin, bugünleri göremedi. Görmesini çok isterdik. Ona da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Darıca Belediyesi, kendi kulübüm, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Muzaffer Başkanımıza da destekleri için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Böyle bir kapanış yapmak istedim. İyi ki unutmadın, iyi ki söyledin. Sizin muazzam bir gayret vardı çünkü. Sizin de var, siz de. Ben tamam. De Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ederim desteklerinden ötürü. Ayrıca bizimle ter döken mil takım antrenörlerimize de çok ayrıca teşekkür ederim. Yani gerçekten biz bir aile olarak hani oraya gittik ve bunun sonucunu bu şekilde alabildik. Herkesten Allah razı olsun diyorum ben. Teşekkür ederim. Ben de genel bir Gençlik Spor Bakanlığımıza, Türkiye Karate Federasyonu'na, milli takım antrenörlerimize, keza ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Kulübüme, başkanıma, genel sekreterime çok teşekkür ediyorum ve bu yolda bizi destekleyen, dua eden insanlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah'a onlar razı olsun. Onlar biz. Biz de teşekkür ederim. Sizi destekleyip dua edenler. Yani sabahın köründe kalkıp hiç izleyeceğimizi tahmin etmediğimiz branşlar izlettiniz bize gururla. Heyecanla. Evet, sizin nezdinizde biz de teşekkür etmiş olalım. Allah razı olsun gerçekten, dediğiniz gibi. Değerli izleyenler, konuklarımıza Eray Şam'dan Merve Çoban ve Uğur Aktaş'a teşekkür ediyoruz.